Var, orası da güzel. O köşeye gidelim bakalım. Tamam. Ya da o köşeye gideceğiz. Tamam, orası daha yakın, oraya gidelim o zaman. Ama denizin rengi güzel en azından be. Güzel güzel. Tamam güzel. Yani ne kadar kalabalık olsa da rengi ben iyi gibi. Gizem, karşıya gitmeye karar verdik. Aynen. Arkadan gidiyoruz o zaman. Hı hı. Bakın Dikili'ye gelecekseniz. Asla buraya gelmeyin. Hani bir görün yani. Biz sizin için geldik, siz gelmeyin. Okay. Yes. Çok iyi. Evet arkadaşlar, şu an Dikili Pisa koyundayız. Yani ortam gördüğünüz gibi çok iç açıcı değil. Zaten bugün pazar. Öyle bir hata yaptık. Bakalım. Güzel geçecek inşallah, inanıyoruz. İyi değil de. Çok tatlı gözüküyor şu an. Baya böyle güzel şeyler falan. Tekneler, mekteler. Yüzerek geçelim. Manken misiniz be? 45 numara. Bir dakika çekeceğim bunları. Esiyor ya o. Bilemiyorum. Ama sana ne güzel videolar çıkıyor. Güreş nereden geliyor? Buradan geliyor. Benim uzun buradan çekmem gerekiyor. Uzunu da sen söyleyeceksin. Hiç bilmiyorum çünkü. Şimdi bakalım bir ışığa. Bir dakika, sen bana onu ver. Şurada durabilirsin istersen bir. Bakayım mı? Ne yapayım? Bak bence. Çünkü zaten uzak. Bir dakika. Bir tık daha bana dönebilirsin. Çok yansın. Oy. Burada dans. Ateş dansı. Kum dansı. Şu sıçratsam güzel mi? Sırtına sıçratsam güzel mi? Evet. Düşersem arkadaşlar. Hayır, düşeceğim yani, gülmeyin. Bekle, kalkacağım. Deneyeceğim ya, yoga güzel yerler nasıl yapıyorum? Nasıl mı giyinsin? Sen mi? Ulan da. Efendim? Bence bir büyü. Evet. Tam olarak bu görüntü YouTube'da yayınlanacak. Yani bir büyü daha iyi olur. Süper. Bir şey değil mi? Çok da uyumlu oldu yalnız altınla. Ya bana her şeyi. Evet. Önünü bağlasana. Yok şöyle şey yapsa fiyonk. Yok fiyonk yapın bence, daha güzel olur. Bir şey değil mi? Hippi oldum. Çok güzel oldu.
tam hippie gibi oldun zaten şu an. Zaten buraya fazla geldik. Evet. Yani bizim burada ne işimiz var gençler? Gerçekten. Ayol. Şuraya Instagram bırakıyorum. İstanbul'luk ekmek yemeye gidiyoruz. İstanbul'luk ekmek. Ya burada nasıl yok ya? Ama güzel de oturup manzara çok güzel. Evet ya. Sen biraz çık, ben öyle bileyim aslında. Ya şimdi burada yiyebileceğimiz maksimum şey tost falandır ama ya. Evet, az önceki yerde balık ekmek bulamadığımız için şu anda başka bir yerde. Şu an ağlıyoruz. Şu an herkes birbirine girmeye bahane arıyor. Sinirler çok gergin. Neyse, kavga etmeden şu yemeği bir yiyelim de. Çarşıda bulacağız inşallah ya. Efe bizi yürütüyor ve ayağımın içinde de taş var. Çünkü kumlu bir şekilde giydim. Eve giderken ben bunu alacağım. Aa, alalım öyle. Olur. O zaman kutu dondurma alırız. Böyle bol bol evet, yeriz. Evet. Kesinlikle. Efendim. Evet. Bunlar da Dikili'nin çay bahçeleri. Amcalarımız, teyzelerimiz. Bu ne ya? Dikili'nin her yeri inşaat, yol, bir şey olmuş. Nasıl kimsenin maske takmaması, maskenin mesafenin yalan olması. Size şey var mı? Bol şey. Bir tane çocuk geçiyordu kameramaya, sağladı böyle, o kadar tatlıydı. Balık ekmeğin içinde ne var acaba ya? İnşallah mezgitsiz. Pardon, balık ekmeğin içindeki balık ne, hangisi? Mezgit mi? Neymiş balık ekmeğin içindeki? Şey, sardalya ya da dil varmış. Soğan istemiyorum, onun için her şey olabilir. Soğan mı? Yok, soğan olmuyor. Ben de mi salgam? Salgam acılı mı? Salgam eksem bende ya. Acılı var, eksik. O zaman acılı salgam alayım, bir değişiklik olsun. Balık ekmeğinde de salgam. Çok güzel olur. Yetmezse zaten bana içecek yetmez. Ben içeceğim. Çok istiyorum. Vay ya, ben bu GoPro'yla şurada üçüm gezsem yemin ederim ünlü olurum ben. Herkes garipsiyor çünkü. Alıştım değiller ya. Abi o yüzden diyorum, yorum atın, beğenin, emeğimin karşılığını alabileyim yani. Hı-hı. Şalgamla deneyeceğiz şimdi bakalım. Bir tane daha var değil mi bizim? Ne olacakmış diyelim? Soğan aldınız mı? Yumuş ve bulunan. Masayı da tek yerken. İçindeki balık bayağı az geldi bana. Yuhardın mı? Ekmek yiyorum yani. Değil böyle. Ön tarafta, arkası boş yani. Anladın mı? Evet, yok yani. Arkası tek yok. Bu heykelde dikkatinizi çeken şey ne? Sadece bunu soruyorum. Tabii ki de Atatürk yani. Baktığın şeye bak, taktığın şeye bak. Allah abi yemin ederim sana bir anda yani bilmiyorum öyle garip bir şey oldu yani. Tabii ki atamız ama hani çok da gerekli değilmiş o ayrıntı. Haşmetli yani işte. O ayrıntı çok da gerekli değil. İçerik çekmeye çalıştığını biliyorum ama hadi eve gidelim. Tamam. Eve gidiyoruz yani. Bir şey söyle. Bir an ne söyleyeceğim biliyor musun? Yan çekmeliydin. Aa gene evet şu an ben. Ay ben şok. Ya, lanet olsun. Adam şoka girmiş, karısı bime. Böyle espriler mesela. İmdat bakın şiddet. Ama dondurma oraya gidene kadar eridi ha. Sana güzel çek. Şurada bir çayımız yok muydu ya? Yoktu. Hayır. Teyzeler, amcalar gibi. Neden? Ya neden her şeye hayır diyorsun? Neden hayır ya? Ben mi her şeye hayır oldum şimdi? Orkay beni. Ya ben artık hiç şey yorum yapmıyorum. Hiç hayırcı oldum.
Açık açık söylüyorum da. Ne var ya, insanlara dalga geçme Efe. Seni linçletirim ha. Terbiyesiz. Ben ondan bahsetmiyordum ki. Sen aynen aynen. Evet. Ne oldu yani? Biraz da benim şey. Ne var? Kameraman olunca da çok ciddisin Efe. Aa, ben işimi çok ciddiye alırım. Efe'nin taklidi yapıyorum. Bakın. Bak. Uçan tekme geliyor. Değil mi? Abi ne yapayım yani? Sen Efe'nin fotoğraf poz vermesi biliyor musun? Aynen. Ha. Yalan nasıl? Evet. Ne? Yalan ne? Şeyde de şu. Sahil ya da bir yerde. Evet. Dur. Hangi ayak çıkıyordu? Bu mu çıkıyor öne? Ne? Yok, lan bu işte boksör pozu anasını satayım. Tumblr boy muyum ben? Tumblr boylar nasıl poz verir mesela? Tumblr boy. Tumblr boylar nasıl poz verir? Böyle dudaklarını ısırırlar falan. Böyle evet başka. Aynen. Böyle gömleklerin önünü 3-5 tık açabilirler böyle. Oversize gömlek olacak sen ama. Sen yapmıyorsun yani. Senin gömleği açık. Ben ne zaman gördüm? Instagram'da. Ne zaman gördün? Babacım bizim pozlarımız sporcu pozları. Onun haricine giremiyoruz. Anladın mı? Bizim repertuarımızda yok yani. Ne ya? Çok zor olur. Bak. Bak. Tamam. Tamam. Tanınmak istemediğim zamanlarda bunu yapıyorum. Evet, şu an Gizem maskesini taktı. Toplam yani 4 kişiyiz burada. Sadece Gizem taktı. Şimdi eve gidince çıkaracak. Ve hiçbir farkı olmayacak. Eğer biz kaptıysak o da kapacak. Ya harbiden mantıklı şu anda. Yani. O zaman siz de takın Efe. Ben Orkay'a tak diyordum, takmıyordu. Ben kolumu artık seviyorum. Ben de takmıyordum. Ben yani. Abi, nasılsa onun yanına çıkarmıyorum. Bak şimdi. Açık havada ben de takmam. Saçma buluyorum da. Çok insan geçti yani bir an böyle karşılıklı. O yüzden. YouTube challenge. Durdurmak lazım. YouTube challenge kanım. Hayır. Ünlüymüş bir davranış. Burası ne kadar güzelmiş. Tam Karşıyaka sahili. Karşıyaka sahilinin anlamı. Çünkü mantıken biz böyle alçak olmayan bir yerden inmiştik. Tamam canım. Bak yine beyin kırıntıları. Beyin bedava. Tamam canım. Sonuçta burada şiddet uygulamayacağım. Kanıtı olsun. Hayır, uygulasan ne olur ki? Uygulasan ne olur yani? Ne olabilir tamam, ki? Tamam, bir artist ya. Bir şey diyordum. Al ya kameranı, valla al ya. Bir dakika, sen cidden mi kızdın? Abi al ya, yeter. Öyle öyle, bir anda tribe giriyor. Tribe geliyor, inmeyin. Çok seksi değil mi? Efe, senin sırtında karşı yaka mı yazıyor? Bak bak, nasıl sinirlendi. Bunları şimdi ne yapacağız, bipleyeceğiz mi? Burada da genç çocuklar. Basket oynamaktan. Son kez aslında şu kapıyı yoksa kıracağım. Niye kapatıyorsunuz ya? Anahtarımız yok. Wow! You can really dance. Hiç enerjin yok değil mi şu an? Duş almak istiyorum. Duşa ilk ben gireceğim. Ama ilk kim kapacak? İlk kim kapacak bakalım. Bir şey diyeyim mi? Bak savaş çıkar. Ne oldu? Abi kimseyi görmedim ya. Oğlum balkonda bir sürü kadın bir vardı şey şimdi. Askeri birinin ziline bassak. Evet, hepsini birden basın mısın? Hayır, en üstte bas bence. Ama Ersin, olması gereken bu. Bana çok büyük ayıp etti. Ve ben çizgimi hiçbir şey yapmadım. Abi çok sağ ol, teşekkür ederiz. Neden var? Lan rahatsız etmeyeyim dedim abi. Sen nereye gidiyorsun ya böyle? Ben gireceğim. Efe bir atsın mı? Ben gireceğim. Her şeyi biliyorum, her şeyi. Çok çirkin de diyor. Haber yerim kum ya. Efe yok öyle bir şey. Fuck off. Fuck off. Çık çık çık. Öf ya. Oğlum hızlı çık. Gerçek hayat. Gerçekten mi? Tamam ama o zaman havlu bana. Yes. Duşu kaptım. Ay gene bu kaydı aldım yanlışlıkla ya. Neyse kaydı almışken. Bak. Ne yapmadık dedin? Wow. You can't believe.
dansa taktım. Başka ne yapıyorlardı? Efe gele de yapalım. Bu hayatta yapmadığım hiçbir şey kalmadı dedim. Sahnesinde iki şey buldum. Evet. Bir paraşüt, bir dalış. Paraşüt, dalış. Çok şey geldi, go-kart, paintball, o tarz şeyler. Ya ama ona... şimdi o... Bence zaten o da o tarz şeylerden bahsetti. Oyun yani. Ha okey. Daha action, şey diyorsun yani. Sen, nasıl diyeyim? Adrenalin... Genel. Adrenalin gibi. Gibi olabilir, aynen evet. Öyle bir şey olabilir. Yani mesela benim şeydi, paraşütten atlamaktı. Bundan sonraki hedefim önümüzdeki sene uçaktan atlama. Atlayacağız. Serbest atlayış. Hmm, aynen. Efes'e. Efes'e gidip skydiving evet. Yapacağız. Gerçekten çok eğlenceli. Ya ona beni de, ona beni de. Gidelim. Nerede yapılıyor peki bu? Efes'te. İstersen şuraya yakın. Koy mesela. Tabii Efe'nin götü sağ olsun tüm açıyı kapattığı için. Ya öyle yapmadığım şeyler tabii çok da bilmiyorum neyi kastettim sen. Konu neydi bu arada o sırada ya? Daha önce hiç yapmadım. Nereden biliyorsun dedim. Sonra dedim ki öte yapmadın çok az şey. Evet kaldır dedim. Oradan çıktı. Gel buraya hadi boşver. Sen zencisin, ben de o diğer adamım, tamam. Sen de mi konuşuyorsun lan zenci mencini? Efe şundan bir güzelliğe bakar mısın? Uaa! Gibiler ve şu doluşlara bak. Kaldı mı? Evet. Bira böyle. Böyle. Bu böyle için 33'lük bardakta. Niye köpürterek? Aslında normal ne biliyor musun? Bak bu ama görüntü çok hoşuma gidiyor. Bak buraya kadar bel olmasın. Ya görüntü güzel olsun. Ama şimdi acı olacak onu içerken. Yok şimdi gidiyor köpük yavaş yavaş sürüyor zaten şu an. Bir şey diyeceğim. Challenge'ınızı yapsanız da şurada oturup birer böyle biramızı yapsak birazcık keyif tamam. Yapsak olur mu? Hadi challenge. Zaten enerjim bitik aslında biliyor musun? Evet, çok yoruldum. Ben bireden sonra bayağı çalışacağım. Arabanı siz çok yaşlısınız ya. Evet. Buraya gideceksiniz bir daha. Yaşlıyız zaten Efe. Yani. Sen gençsin. Zaten değilim oğlum. Sende problem var. Hadi. Of ya geçti isteğim. Yemin ederim yapma isteğim geçti. Bu aptal şey yüzünden. Medeniyet. Ha bu ne? Çekmiyormuş ne? Ki. Ha çekiyormuş. Burası şu an... Oho. Çok iyi çıkıyor. Nice. Bu şey hoşuma gitti bir kere. Gününü alıyorsun ya, yani kaydediyorsun ya, anı çok güzel anı oluyor. Kesinlikle benim. Kimse izlemesin abi, o bana evet. Mesela inanılmaz derecede bir fotoğrafta anı aynı oluyor. Şeyi yakalayamıyorsun, bir iki tane çekiyorsun. Tabii. Şu anda bu bayağı keyifli. Bir foto çektireceğim sana. Gizem beni kapatsana, çekiyorum hala. Ama şu sandalye çok... Ya çektim. Bu mu? Aynen böyle daha iyi. Oha çok aydınlık çıkıyor. Ya benim telefon bok gibi çekiyormuş. Kamerası. Çok iyi ya. Ben de istiyorum. Çok güzel. Bu 11 miydi? Çektin mi? Lan bugün hayatımda çekmediğim kadar fotoğraf çektim ha. Hadi bura şöyle bir çiğir saplak yiyelim. Dolap açık kalmış. Yok öyle yapacağım. Gözüm kapalı çıktı. 10 saniye boyunca bekledim. Neredesin ya? Fena değil ama bayılmadım yani. Çok iyi bence. Şey biliyor musunuz bu? Aykut Elmas'ın bir tane vine'ı var. Güzel değil mi? Var bir kendin olmaktan çıkıyorsun mesela. Yeni tanıdığın bir ortamda yeni bir şey olduğu zaman bir erkeklerde var o kendini. Bak. Biliyorum kadınlarda nasıl? Onun umut temasını yapayım mı? Umut mu yap? Aynen. Çekeyim umutum mi? Ben. Aynen. Evet, oversize gömlek. Bu şey. Umut'un hoşuna gitmemiş. Nereye yol diye. Günaydın. Aynen. Bu kadar. Yani bu kadar. Bak şimdi hoşuna gider şey yap. Ha bu hoşuna gitmemiş mi? Evet. Evet. Şimdi hoşuna gider. Günaydın. Aa günaydın ne haber ya? Nasıl gidiyor? Umut kim ya? Umut'u göstersene bana bir çok merak ettim. Instagram var mı Instagram? Şaka yapıyorsun. Sen ne diyorsun? Umut'u göstereyim ne olur. Gösteririz. Ya bizim beraber tatile gittiğimiz hikayelerde falan denk görmüşsün. Biz oraya gittik. Oraya gittiğimizden beri abartmıyorum 20-30 arasında Instagram almıştır kız Instagram'a. Mesela sen tatile gittin veya buradasın. Senin yanına birisi gelecek. Yani merhaba nasılsın falan filan. Girse, konuşsa, muhabbet etse, Instagram'ı izlese. Evet. Olabilir. Oldu da zaten. Tamam yani verirsin değil mi? Yani. Vermez misin? Ben de vermem herkese. O şeye bağlı biraz. Karşı tarafı karşındakine bağlı yani. Karşındakine bağlı. Ha. Teknedeydik. Şimdi teknede biz burada oturuyoruz. Böyle 4 kişi yanımızda işte iki tane İngiliz var kadın. Onlarla zaten sürekli muhabbet. Arkada bir üçlü grup var. Üçlü grupta yanında var kızlar. Hmm. Hepsiyle muhabbet etti. Hiç sıkıntı yok. Hepsi tamam. Şöyle bir şey. Yanımızda bir tane aile vardı.
anne baba, bir adam vardı yanlarında, bir de bir kız vardı. Kız çok tatlı, güzel bir kızdı. Ama kimse bakmıyor aile olduğu için. Kimse ilgilenmiyor yani şey yaptı. Tekneden indik. Umut yok gene. Yani Umut'a bakıyorsun mesela, etrafımızda yoksa kesin. Bana etrafında diyor. Instagram'da. Aynen, Instagram kovalıyordur, anladın mı? Yoksa bir yerde bir görürsün yani, bir kızın yanında falan. Neyse. Umut gene yok. İngilizcesi mi yüksek bu çocuğun, ne yani? Öyle biraz yüksek. Adama gidiyor önce. Diyor ki İngilizce olarak. Babasına. Babasına gidiyor kızın. Diyor ki işte merhaba diyor, işte ya ben kızınızla tanışmak istiyorum aslında diyor, ama hani sıkıntısı olur mu sizin falan diyor. Cesaret ama aynen. Ama yabancı diye, yabancı diye bir de şey. Adam da aa okey falan filan yapıyor, çağırıyor kızını işte, tanıştırıyorlar falan. Taktiğe bak. Aynen, ondan sonra kızı tanıştı, konuştu, etti falan. Evet. Harbiden helal olsun ya, şimdi medeni cesareti iyiymiş. Abi her yerde hiç fark etmiyor herkes. Ya ben kızları da anlamıyorum ya. Ama ben kızları hiç anlamıyorum. Ben çok erkek kafasıyım ya. Gerçekten hiç kızları anlamıyorum. Niye? Çok... Hangi anlamda söyle? Ben de cevap vereyim. İrfan şu an ben bir an ateşe attım. söyle ya, açık konuş. Bak bana zaten istersen Miss Model olsun yani. Umurumda değil. Ya. Asla geri dönmem. Evet, doğru. Asla ya. Umurumda değil. Çünkü doğru. Zaten ben o belli, gün kızı, çocuğun herhangi yazdığı, istek attığı. Bir. Aynen, bir saniye bakıp belki profilime istek gönderdi. Biriyim yani. Evet. Ben neden o insana bir şans vereyim ya da hayatımda bir zaman kapamasına izin vereyim? Instagram'da bile olsa. Ben şeyi de uyuyorum. Benim eski sevgilim, bak böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Saatte 50 kız takip edebilme potansiyeline sahip. Deli zekalı. O midesiz. Hani böyle o yüzden şey dedektörü gibiymiş. Biz, bir kere benim bir kız arkadaşım vardı. 3 sene süren. 3 sene. 3 sene. Bana dedi ki Göztepe'm ben mi dedi. Soruya Göztepe bak. Göztepe dedin sen. Göztepe dedim. Ya bana. O kızı var ya. Biliyorum. O neden öyle bir şey dedin? Bir şey demeyeceğim. Salak ya. Biliyor musun sen? Bugün beni takipten diyen, çıkarttı o kız ya. Bak ben Efe'nin 10 yıllık bir şey arkadaşıyım. Şimdi. Bugün onu diyen yarın anam babam mı ben mi der ya. Ama benim yanaklarım olursa sadece kafa fotoğraflarım hep yolu çıkıyor. Ama şu an mesela... Evet, deplasmana gidecektim. Ama sen genel görüyorsun onu. Ya mesela, evet, belki onunla bir... Burada mesela sen değilsin. Bir Eilish bu. Yani... Oradan çıkmıştı. Bil yani bu, anladın mı? Saçmalamışsın. Ne alak saçım mavi diye şimdi? Hayır, yok, tarz olarak. Yani. Sana bitti. Bir an o aklıma geldi yani şu yüzü. Ama ben böyle giyinmeyi çok seviyorum, evet, aslında. Gerek yoktu yani. Bak burada mesela doğal çıkmışsın. O gene yanaklar maşallah. Abi var yani. Ama yani yok, burada şey... yok. Yani birileri de yok. Bak saçımdan falandır ya. Var yanaklı bir insanım ben yani. Fotoğraf. Burada çok kadın mesela. Cemil'in iki tarafında da gamzesi. Burada da YouTube'a makyaj yapmıştım. Öyle bir fotoğraf çekeyim. Çok kadın. İki tarafta yok.